Böyle. Bana bakmayacaksın ha? Niye? Sen abi olunca bana bakmayacaksın mı? Ağlarım o zaman ben. Fotoğraf makinesi yapalım mı senle? Ama tabii ki. Evet, yapalım. Yapalım. Doktor mahvetti kodumun. Olma kızım dedim. Olma dedim. Dinle demedim. Hayattan sonra biri ince, biri kalın ve sol bacakta fıtı var. Her an ölme ihtimalim var. Hepsi mağduriyetten. Tarafında sorun yok da sadece burası kastırıyor. Yatamıyorum, yürüyemiyorum bundan. Ameliyat dikişinin görüyorsunuz. Her şey bu dikişin altında kaynaklı. Sol bacağım pıhtı attı ve sol bacağımı hissetmiyorum şu anda. Rahatsızlığımdan dolayı bel ağrısından duramadım. Ondan dolayı karın germe operasyonu oldum. Karın germe operasyonundan sonra da bayağı bir sıkıntılar yaşadım. Hayatım kabusa döndü. 2 yaşındaki çocuğumla ilgilenemedim. Ve halen de sol bacağıma pıhtı attığından dolayı yürüyemiyorum. İşe gidemiyorum ve çok mağdur oldum. Göbeğimin aşırı sarkmasından dolayı bel ağrısından duramadım. Bacağımdaki kireçlemeden dolayı hareket kısıtlılığım oluştu. Ondan dolayı karın germe oldum. Ve şu anda doktor da engelledi. Tedavim yarım kaldı. Doktor beyin deyimiyle seroma suyu oluşmuş vücudumda. Ve sürekli 1,5 ay oldum ben ameliyat olalı. 21.05.2021 tarihinde oldum ben ameliyatı. O günden bu yana seroma suyu birikti denildi. Şırıngayla vücudumun çeşitli yerlerinden su çekildi. Ben onlara göğüs gerdim. 1 senede geçer dedi. Ama geçmedi. Şu anda da sol bacağım kütük gibi oldu. Apar topar anjiyoya girdim. Kalbime stent takıldı. Filtre takıldı. Ve şu anda hala pıhtı atma özelliği var. Ayaklı el bombası gibi geziyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Hani bir yardım veya beni iyileştirecek bir doktor arıyorum. Biri el uzatır diye çok umutluyum. Ama bilmiyorum bu bacak böyle mi kalacak yoksa tekrar operasyona mı kaçacak? Bir kişi bana yardımcı olur inşallah. Ameliyat öncesi sapasağlamdım. Bütün sonuçlarım temiz çıktığı için operasyona girdim. Ama doktor bunları bilmeden beni hani ameliyata kattı. 2 yaşındaki çocuğumla ilgilenemiyorum. Durumum ortada. Yani bilmiyorum sesimi duyurmak için herkes estetik mağdur olmasın diyerekten kamera önüne çıktım. Herkes beni örnek alsın ve çok iyi araştırsın. Ben çok pişmanım. Hani bazen diyorum keşke eski göbeğim geri gelse de yenisini geri götürseler diyorum. Hani psikolojim de alt üst oldu. Ne yapacağımı da bilemiyorum. 2 yaşındaki çocuğuma bakım yapamıyorum. Bilmiyorum artık hani geceleri rüyalarımda da öldüğümü görüyorum. Her an pıhtı atabilir, kalbime gidebilir, çığlık çığlığa kakıyorum. Resmen psikolojimi bozdu. Bilmiyorum hani kamu hastanesinde oldum ama paralı oldum sonuçta ben bu ameliyatı. Hocaya oldum, pratisyene olmadım, asistanlara yaptırmadım. Hani sonucum güzel olsun istedim ama şu anda belden aşağımı hiç kullanamıyorum. Yani herkese ses olmak istiyorum. Hukuki süreç başlattım. Davacı oldum. Ama doktor olduğu için yok karar veriyormuş durumuma. Hani yok karar verirse, izin verirse yargılanabilecekmiş. Ben böyle kalacağım mı dedim savcıya. Keşke savcı elimden gelen bir şey olsaydı dedi. Doktor siz 100 tane hastanın içinde en nadir rastlananlardansınız dedi. Sizin vücut yapıyor dedi. Ben vücudumu çöpe atamam ki şu anda. Yani benlik bir şey yok. Tahlillerim hep temiz çıktı. Enfeksiyon yok deniliyor. Sadece damar komple kasıktan topuğa kadar pıhtı dolmuş. Anjiyo oldum.
Hani şuradan neden delik açıldı. Ne yapıldı? Onu ben de bilmiyorum. Kalp damar cerrahi nedenini de bilmiyor. Temizledik ama bu şekilde kalacak. Kan sulandırıcı iğnelerle, tedavilerle devam edecek. Bir sene sonra geçecek diyor. Ben nasıl işe gideceğim? Çocuğuma nasıl bir annelik yapacağım? Onu da bilmiyorum.